Sıfat ki zaten Musannıf aşağıda da keyfiyetle tefsir etmiş. Namazın keyfiyeti. Yani keyfe yusalla. Namaz nasıl kılınır? Onu bize anlatacak. Tabi önce rükünlerden başlıyor diyor. Erkan-ı Van namazın rükünleri Şafii fukahasına göre 14 diyen de var. İtidal ve cülüsü beyni secdeteyn ve ruku secde. Bunlardaki durmayı, yani durarak yapmayı ayrı bir rükün sayanlar, Şafii fukahasından bunu ayrı rükün sayanlar, namazın rükünleri 17'dir diyorlar. Yok, mesela diyelim ki sücud rükündür ama secdede durmak vaciptir. O vacip rükünün vasfıdır, müstakil değildir diyenler ise diyorlar ki namazın rükünleri 14 tanedir. Birincisi niyet. Evet. Niyet sarf açısından aslı niyet. Çünkü neva fiilinin maslarıdır. Niyet. Vav sakin makbili meşru olunca yaya kalp oldun. Yaya dağmettik niyet oldun. Yani şeddelidir. Demek ki birinci rükün niyetun bi kalbin li fi'liha ma tayyini zatin zati vaktin ev sebebin ve ma niyeti fardın fi diyor. Namazın birinci rükünü niyettir. O niyet de kalple olacak. Yani zihinle, biz zihin diyoruz bugün. Yani zihninden niyeti geçirecek. Nasıl? Yani zihninde şöyle bir niyet geçirecek. O vakti belirleyerek veya eğer vakitli bir namazsa, öğle, ikindi, akşam, yatsı, sabah gibi vakitli bir namazsa vakti belirleyerek, yok sebepli bir namazsa küsur, husur, istiska, istihare gibi bir sebepli namaz ise sebebi belirleyerek namazı tayin eden ve içinde de farziyet bulunduğu halde bir namazın yapmasına, yapmaya kast etti mi kalbiyle niyet etmiş oluyor. Yani kısaca niyette nelere dokunulması gerekir, nelerin bulunması gerekir, onlara işaret ediyor. Bir, kalbi kast. İki, kılınan namazın, biz burada namaz konusunda olduğumuz için örnek veriyoruz, namazın vaktinin belirlenmesi. İki, demek ki fiile kast, namazın belirlenmesi ve üçüncü sebep, üçüncü husus, farziyetin olması. Dolayısıyla namaz için getireceğiniz bir niyetin sahih olması için şöyle dediniz mi kafidir. Mesela uaddi farda salati zuhri. Bu oldu mu kafidir. Çünkü uaddi fiilin kastıdır. Uaddi salata fiilin kastıdır. Az-zuhri dediniz mi? Yani salata farda zuhri. Zuhre istat ettiniz mi? Vakti tayin etmiş oldunuz. Farda yer verdiniz mi? Farziyetini de ifade etmiş oluruz. Dolayısıyla bir insan öğle namazı vaktinde diğer şartlar haiz olduğu bir şekilde kıbleye yönelmiş olarak kalbiyle uaddi farz-zuhri cümlesini geçirdi mi niyet etmiş oluyor. Uaddi farz-zuhri veya usalli farz-zuhri fark etmez. O da caizdir. Evet. Ama farza yer vermezse, mesela o eddi zuhra olmaz. O niyet sahih değil.
veya vakti belirlemezse o eddi salatel fardı, sadece salatel fardı dese yine caizdir çünkü tayin yok. Veya kalbi bir niyeti yoksa, mesela diliyle konuşuyor ama kalbinden geçirmiyorsa, zihninden geçirmiyorsa yine niyeti geçerli olmaz. Evet. Ve sünne niyetü nefrün fihi. Eğer kılınan namaz nafile namaz ise nafileliği de niyete eklemek sünnettir. Ve idafetun lillahi. Allah'a nispet etmek, yani Allah için kılıyorum. Mesela o eddi feridatı salatı zuhri lillahi teala. Böyle bir şekilde Allah'a idafe etmek. Ve nutkun kubeyle tekbiri. Tekbirden önce, Allahu Ekber demeden önce niyeti cümlesi diliyle söylemek. Mesela örneğin öğle namazının farzına kalktığınızda usalli feridata salati zuhri dediniz mi, bunu, bu cümleyi niyetten önce, Allahu Ekber demeden önce de telaffuz etmek sünnettir. Bu ve sünneden itibaren ve nutkul kubeyle tekbiriye kadar olan hususlar niyette yapılması gereken, yapılması sünnet olan hususlardır. Ama Allah'a idafe etmezseniz bile zaten Allah içindir. Yeni namazın sahiptir. Ve tekbirden önce, Allahu Ekber demeden önce niyeti hiç telaffuz etmediniz. Geldiniz direkt ellerinizi kaldırarak Allahu Ekber dediniz ve o uzatırken içinde namazın niyetini kalbinizden geçirdiniz mi? Kafidir. Am müstakbilel kıbleti adı arba rekatın, bunlar da gerekmez. Yani zaten kıbleye yöneliksin. Ve rekat sayısı, bunlar da önemli değil. Ve sahha edaun biniyetin. Ve sahha edaun biniyeti kaza. Biniyeti kazain. Öyle olması lazım. Sayfayı değiştir. Aşağıya indir. Tamam. Evet. Biraz daha indir. Ha. Tamam. Bak, vav yok orada. Ve sahha edaun bi niyeti kazain. Yani kaza niyetiyle eda etmek sahihtir. Ve tersi de, bu da li'uzrin, mazeretten dolayı. Yani örneğin sabah namazına kalkıp abdestini alıp namaza yetişmek üzere hemen niyet ettiniz. Ve niyet etmeden önce düşüncenize göre güneş doğmamıştı. Halbuki o zaman da güneş doğmuştu. İşte bu namaz normalde kaza oluyor. Fakat eda niyetiyle kılmışsınız, yine sahihtir. Veya tersi, baktınız ortalık tam aydınlanmış, herhalde namaz güneş doğmuştur diye düşündünüz ve kazaya niyet ederek namaza başladınız. Halbuki o zaman da güneş doğmamıştı henüz. İşte bu kaza niyet oluyor. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Çünkü zaten bakınız, niyette namazın kazalığına ve edalığına değinmek gerekmiyor. E bu gerekmediği için dolayısıyla kaza da eda, eda da kaza niyeti olur. Ama telaubun olmaması lazım. Telaub ne demek? Yani namazın zaten öyle olduğunu, eda olduğunu biliyorum. Ama öyle, affedersiniz, müzipliğine kaza diye niyet ediyorsa veya tersi yapıyorsa o caiz değildir. Çünkü namazın kastı Allah'a karşı en üst perdeden ihtiram ve saygımızı göstermek. E onun ibadetine böyle laubari bir cümleyle, bir niyetle başlamak olur mu? Olmaz.
Ondan dolayı caiz değil. Yani kasten şey telaup niyetiyle yapılan. İkinci niyetimiz, rükünümüz namazın birincisi niyetti. İkincisi tekbir-i tahrumin. Yani ilk tekbir. Buna tekbir-i ihram da denir. Tekbir-i tahrum da denir. Tekbir-i tahrim de denir. Üçünün de sebebi şudur. İhram, tahrum, tahrim. Çünkü o niye tekbirle artık sizin gündelik hayatınız içerisinde yapmış olduğunuz hareketler, konuşmalar, gülüşmeler, efendime söyleyeyim, çok sağa sola iş yapmalar, yemeler, içmeler vesaire. Bütün bunlar o tekbirle sana haram oluyor. Namazdayken kalkıp yemek yemeniz haramdır çünkü namazınızı bozuyor. Namazı bozmak da haramdır. Evet. Veya namazda konuşmak. Bu da konuşmak haramdır çünkü namazı bozuyor. Namazı bozan şeyi de yapmak haramdır. İşte bütün bu muharramat-ı salat dediğimiz hususlar tekbirle onların haramlık süreci başladığından bu tekbire tahrim ve tekbiretü tahrim ve tekbiretü ihram denir. Demek ki namazın ikinci rükünü o tahrim tekbiridir. Yani Allahu Ekber demek. Ve bu da makrunen bihi o enniyetu o tekbiri tahrime niyet eşlik edecek. Yani arkadaşlar tabii bu biraz zor oluyor ama böyledir. Siz dilinizle Allahu Ekber diyorsunuz ve o dilinizle Allahu Ekber derken içinizde de namazın niyetini geçiriyorsunuz. O eddif feridat-ı o eddif salata farz-ı o cümleyi içinizden geçiriyorsunuz. Dolayısıyla bu nedir? Niyetin şartıdır. Şafilere göre eğer niyet bu tekbir, tahrim tekbirine eşlik etmezse sahih değildir. Çünkü niyet de rükündür, tekbir de rükündür. O rükünün, Allahu Ekber rükününün niyetsiz olmaması için niyetin o lafzan söylenirken niyetin kişinin içinden geçmesi lazımdır. Ve teayyene fihi Allahu Ekber ve tekbir taharrum için sadece Allahu Ekber lafzı sahiptir. Mesela Allahu Ekber veya Allahu A'lam veya Allahu A'lem gibi cümleler tekbir-i taharrumda caiz değildir. Çünkü Resulullah bize taharrum tekbiri olarak Allahu Ekber lafzını ne yapmıştır? Bize öğretmiştir. Ve la yedurru ma la yemnau'l isme. İsmiyeti engellemeyen şeyler zarar vermez. Ne gibi mesela? Allahu Ekber. Yani lamı ilave etmeniz, tarif lamını. Zarar etmez. Ama la ekberullah, ekberi Allah'tan önce getirerek ekberullah demeniz caiz değildir. Çünkü tekbir o Resul-i Ekrem'den aleyhissalatü gelen yapısını değiştirmiş oldunuz. Halbuki bu gibi hususlar şereden gelen şekle bağlıdır. Öyleyse Ekberullah tekbir-i tahrim olmaz. Evet. Ve men aceze terceme kim Allahu Ekber diyemiyorsa onun tercemesini söylesin. Tercemesi yani Allah her şeyden daha büyük gibi tercemesi. Ve lezimuhu teallumun in kadara.
Eğer gücü yetiyorsa hemen tahrim tekbirini öğrenmesi de farzdır. Bir kişi örneğin yeni Müslüman olmuş, o yeni Müslüman olan namaza nasıl başlanır bunu bilmiyor. Ona tekbir-i tahrimini öğretmemiz ve onun bunu öğrenmesi gücü yetiyorsa farzdır. Ve sünneli imamın carun bir tekbirin. İmamın tekbiri sesli yapması sünnettir ta ki cemaat duysun. Ve li musallim rafu keffeyhi ma'a ibtidai taharrumihi hazve menkibeyhi. Namaz kılanın tekbir taharrum tekbirini getirince ellerini kaldıracak ve nereye kadar kulaklarının hizasına gelecek şekilde ellerini kaldırarak tekbir getirmesi de nedir? Sünnettir. Ama elini kaldırmadan da niyet etse veya Allahu Ekber dese önemli değil, caizdir. Evet. Ve kıyamı. Burada duralım arkadaşlar.